Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursan sevinirim. Öbürkü videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın, iyi seyirler. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz ise ayın 23'üne gelecek Valorant'a olan güncellemeleri anlatacağım sizlere. Ayın zaten 19'u gördüğünüz gibi 4 gün var. Şimdi bakalım ne tür bir şeyler olacak. Ben şöyle bir fotoğraflar yaptım. Artık bunun üzerinden anlatacağım ve en sonunda tabii ki bundan sonra tabii ki videonun sonunda da fotoğrafları koyacağım. Hemen başlamak istiyorum hemen kısaca. Şimdi artık Cypher'ın ultisi 7 küreden 8 küre çıkarıldı. Aslında 7 küre bence idealdi. Çünkü biliyorsunuz toplamda 13 round oluyor. Ve bir roundta en fazla bu oyuncu kaç vuracak ki? Kaç roundta ultisi gelecek? Yani aslında ultilerle oynanmasa bence iyi olurdu. Öbürküsü Yoru'nun körüsü ise 200 liradan 250'ye artıracak. Beni merak ettiğim ise şu. Oyun başlangıcında 800 lira oluyordu. Eğer oyun başlangıcında 800 lira değil de yine 900 lira ya da 1000 lira verirse, yani bu fiyat arttı evet, ama yine o başlangıçtaki fiyat arttırılırsa yani hiçbir anlamı kalmayacak. Yine aynı şey olacak. Jett'in smoke'lar ise 100 liradan 200 liraya çıkmış. Hafifleme 100'den 150'ye çıkmış. Ulti puanı ise 6'dan 7'ye çıkarılmış. Aslında bunlar biraz ideal gibi ama tabii ki Jett'i bildiğiniz gibi çoğunlukla oyuncular operatör oluyor ve paralar biraz sıkıntı oluyor. Bunlar operatörcüler için biraz sıkıntı olmuş diyebilirim. Raze'in ise bombotlar 200'den 400'e, ulti küreleri 7'den 8'e. Dediğim gibi bombot yine 200'den 400'e olsun biraz fazla olmuş gibi. Fikrimi söylüyorum. Ulti küresi ise 7'den 8'e çıkarmış yine Cypher'ın gibi. Bence buna da gerek yoktu dediğim gibi. Bir işte tabii ki baya değişiklik var. Sarsıntı 100'den 200'e çıkarılacak. Sarsıntı dediğim bu C skill'i. Yani gidip de E sakın anlamayın. Sarsıntı 100'den 200 liraya çıkarıldı. Ve şöyle bir şey var. Normalde sarsıntı bir tane oluyordu. Bir tane sarsıntı oluyordu. Ve hasar da veriyordu. Bu sefer bir sarsıntı yerine 3 sarsıntı olacak. Ve bir sarsıntı ise 60 hasar verecek. Yani şöyle diyeyim. Şu anki biri için bu sarsıntı yerine bir tane hani bir tane oraya C atıyor ya. Ondan oraya 3 tane atıyor gibi düşünün. Aynı mantık oluyor. İşte birisi patlıyor arkasından ikincisi geliyor. Üçüncüsü patlıyor işte arkasından gerisi geliyor gibi. Körü ise 200 liradan 250 liraya çıkarıldı ve 3 kör ise 2 köre azaltıldı. Bu körler bence çok iyi olmuş. Fiyat arttırılması falan hele Breach ve Skye kahramanlarının böyle olması bence çok iyi. Çünkü Breach ve Skye bizde olduğunda veya karşı takımda olduğunda kör olmaktan oyun oynanmıyor. Hem ben kendi takımıma söylüyorum hem de kendi şahsi fikrim ve hem de karşı rakipler için söylüyorum. Bir çift Skye körleri biraz abartıydı. 3 kör yani. Adam mesela C-Log'tan açılıyor. Atıyor flash'i. Mesela kör olup ölüyoruz yani. Skye'de ise av peşinde yani kurdu şu arkadaşımız 200 liradan 250'ye çıkmış. Körü ise 100'den 150'ye çıkarılmış. Kör sayısı ise 3'den 2'ye düşmüş. Burada şuraya 2 yazmayı unutmuşum. Yine dediğim gibi Skye'nin de körleri bence iyi olmuş. Hem fiyat arttırılması hem de 3'ten 2'ye düşürülmesi bence iyi. Asrın ise başlangıçtaki yıldızı 2'den 1'e düştü. Yani aslında Asrın'ın şöyle diyeyim. Aslında çok sıkıntı olmaz bence Asra için ama aslında sıkıntı da olabilir. Neden? Çünkü Asra mainler ve Asra oynayanlar ne yapıyor? Mesela Heavy Map'i düşünün. Her yeri smoke yapıyor mesela. A'ya mesela 2 tane. B'ye mesela 1 tane. Double Door'a 1 tane. C'ye mesela 1 tane. Zaten 4 tane attıktan sonra zaten elinde 1 tane kalıyor. Aslında oynanmasa bence iyi olabilirdi. Asra'nın Nova darbesi ise 200 liradan 150'ye düştü. Yani bu dediğim gibi
astral yıldızları 200'den 150 liraya düştü. Evet. Sova'nın ise drone'u 300 liradan 400'e çıkmış. Şokoku ise 100'den 150'ye. Ulti puanı ise 7'den 8'e çıkmış. Dediğim gibi yine ulti puanında Cypher ve Raze'de dediğim gibi ulti puanı 7'den 8'e çıkarılması bence yani çıkarılmasa bence daha iyiydi. Drone 300'den 400 olmuş. Yani yine 100 lira bir fark var. Yine Şokoku 50 lira. Onlar ideal bence. Şimdi Omen'e geldiğimizde ise ışınlanma yani C skill'i biliyorsunuz bir yerden bir yere ışınlanma 100 liradan 150 liraya çıkmış. Paranoia ise 400'den 300'e. Şimdi ışınlanma 100'den 150'ye tamam bu aslında 100 olsa çok iyi olurdu. Ama Paranoia 400'den 300'e düşürülmesi bence çok iyi. Neden dersiniz? Çünkü 400 oluyor mesela başlangıçta insan diyorum yani o Omen oynanır. Kalkan ışınlanmalıydı. 300'e kalıyordu. Ama tabii ki şimdi yine ışınlanma alsa yine paranoya alamayacak. Ama mesela ışınlanma 50 lira artmış. Tamam artmasa bence çok şey olurdu. Paranoya 300'e düşmüş. Bence bu çok şey olmuş. Omen'in smoke ise ilki ücretsiz. İkinci smoke ise 100 para. Ve smoke inlenmesi 40 saniye oldu. Şöyle diyeyim. Yani Omen'in iki tane smoke düşünün. Bir tanesi beleş. Bir tanesini almak için 100 lira veriyorsunuz. Yani ve yenilenmesi 40 saniye. Rahat zaten 1,5 dakika. İdeal yani. İdeal. Phoenix'in ise körü 200 liradan 250'ye çıkarılmış. Yani bu da bence ideal. Yani çok fazla değil. Brimstone ise kuvvet işareti artık 200 liradan 250 TL oldu. Bu da dediğim gibi normal. Venom'un körü 200'den yani gözü. Reyna'nın körü 200 liradan 250 liraya çıktı. Tabii ki bu da yine Yoru'nun, Phoenix'in gibi, Brim'in gibi 200 liradan 250'ye çıkmış. Bunlar ideal 50 lira mesela. Mesela Sage'e geldiğimizde Sage'in yavaşlatma küresi ise 100 liradan 200 olmuş. Aslında böyle bir şeye inanın ki hiç gerek yoktu. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Çünkü Sage'in bu yavaşlatma küresi çok fazla iş yapmıyor oyun içerisinde. 100 liradan 200 liraya aslında gerek yoktu ama seçmelerini bence çok fazla etkilemez. Ultisi ise arttırılmış. Bence burada gerek yoktu ama artık tabii ki dediğim gibi Sova'nın arttırıldı. Biri için fen arttırıldı. Bence gerek yoktu bu ulti kürelerini arttırmaya ama bilemiyorum. Evet Valorant'ta biri için işte şöyle bir şey var. Ulti artık dağınık değil dümdüz olacak. Yani biri için ultisi şöyle bir şeydi. Böyle bir üçgen gibi bir şeydi. Artık öyle değil bildiğimiz kare gelecek. Yani dümdüz yardıracak ulti artık. Viper'ın ise zehri 100 liradan 200'e çıkmış. Viper'ın da zehri 100 liradan 200'e çıkması bence ideal tabii ki. Evet benden bu kadar da. Kendinize bakın görüşmek üzere.